Kısıtları biliyorsunuz gerici eğitim konusunda hükümetin ısrarlı tutumları, Atatürk'süz müfredat programları yapılarak eğitimimiz İmam Hatipleştiriliyor ve bilimsel eğitimden uzaklaştırılıyor. Bu konuda öncü kadın sözcümüz Sayın Ayten Alagöz arkadaşımız bu konuları içeren basın açıklamasını sunacaklardır. Ben sözü Sayın Ayten Alagöz hanımefendiye veriyorum. Buyurun Ayten Hanım. Sayın basın mensupları, değerli Alanyalılar, Atatürk'süz müfredatı geri çektirmek için mücadele başlatıyoruz. Milli ve bilimsel eğitim için bütün vatanseverleri ve Atatürkçü kurumları birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Türkiye bugün vatan savaşı veriyor. Milli eğitimin güncel görevi genç kuşakları ve bütün vatandaş kitlesini öncelikle milli devlet, milli egemenlik, milli güvenlik, ABD güdümlü teröre karşı milli birlik ve vatan bütünlüğü için eğitmektir. Bunun koşulu Atatürk'ün Kurtuluş Savaşımızı, Atatürkçü düşünceyi, Cumhuriyet devrimlerini kavratacak bilimsel ve laik bir eğitim programını uygulamaktır. Oysa AKP iktidarı Atatürkçü düşünce ve Cumhuriyet devrimleriyle sorumludur. Dolayısıyla bilime dayalı eğitim anlayışından uzaktır. AKP'nin milli eğitimde yaptığı düzenlemelerle zayıflatmaya ve ortadan kaldırmaya uğraştığı Atatürk devrimleri sayesinde Anadolu halkı cehaletin karanlığından ve sefaletten kurtulup mazlum ülkelere örnek veren millet haline gelmiştir. Dolayısıyla Atatürk ve devrimlerimizle kavgalı olan AKP aslında bizim millet yapan değerlere ve milletimizin birliğine karşı bir tutum içerisindedir. ABD emperyalizmine karşı savaştığımız bugün de milli olmaya, millet olmaya, bir ve beraber olmaya her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Milletimiz gençliğiyle, işçisiyle, köylüsüyle, memuruyla, yoksuluyla, varsalıyla, dindarıyla, atasına ölmeyen bir sevgiyle sonuna kadar bağlıdır. 10 gün önce gördük. On binlerce genç bir ağızdan atasına söz verdi. İkinci İstiklal Savaşımızı kazanacağız. Devrimlerini tamamlayacağız. Ne yazık ki dini inanışı vicdanlardan çıkarıp günlük hayatın içine sokacağız diyerek Cumhuriyetimizin laik yapısını değiştirme hedefini ilan eden AKP'nin gözü bu gerçeklere kapalıdır. Bu nedenle hangi siyasi görüşte olursa olsun bütün vatanseverlerin AKP iktidarını bu hatalı tutumdan vazgeçirmek, bunun için mücadele etmek görevi vardır. İktidarın genel eğitim uygulamaları ve yeni öğretim programları bilime aykırı, laikliğe aykırı ve anayasaya aykırı birçok düzenleme içermektedir. Eğitimdeki uygulamalar sonucunda bugün daha çok sayıda kız çocuğumuz eğitimden koparılmakta, çocuk işçiler içinde gibi gösterilerek çocuk işçiliği teşvik edilmekte. Çocuklarımız din eğitimine ve imam hatip liselerine mecbur bırakılmakta. Din mezhep ayrımcılığı bütün eğitim kurumlarına hakim kılınmakta. Eğitimde özelleştirme büyük destek görmektedir. Devlet okullarında yabancı dil öğretiliyor diye paralı sınıflar açılmıştır. Böylesi bir ayrımcılığı halkımız ilk defa görmektedir. AKP iktidarında milli eğitim, çocuklarımızın hakkı olan kamusal ve çağdaş eğitim anlayışıyla değil, paralı, parasız ayrımına dayalı ve Diyanet İşleri ve çeşitli dinci yapılarla ortaklık içinde dinci ideolojiye hizmet eder anlayışta yürütülmektedir. Çocuklarımıza dinlerini öğretiyoruz diyerek halkı kandırdığını zanneden AKP yanılmaktadır. Bizim insanımız Atatürk'le ve
ve cumhuriyetle kavgalı. Çocuklarımızın ve devletimizin geleceğini tehlikeye atacak, çağdaşlıktan uzak bir eğitimi kabul etmez. Yeter ki doğruları görsün. Sayın basın mensupları, değerli Alanyalılar. Vatan Partisi, milli eğitimdeki gerçekleri vatansever halkımıza anlatmak üzere mücadele başlatmıştır. Vatan Partisi, il ve ilçe örgütlerimiz, veliler, vatandaşlar, öğrenciler de yüz yüze görüşmek üzere çalışmalarını tamamladılar. Bütün illerimizde örgütlü şekilde halkın içinde çalışacağız. Halkımıza bu eğitim politikasını, bugün milli beraberimizi, yarın geleceğimize nasıl zarar vereceğini anlatacağız. Türkiye'mizin birlik ve bütünlük içinde tam bağımsız, demokratik, refah dolu, huzurlu bir ülke olarak yeniden ayağa kalkmasının temel şartlarından birisinin Atatürk devrimleri ışığında hazırlanmış milli ve bilimsel bir eğitim sistemi olduğunu anlatacağız. Bu programın ancak Vatan Partisi'nin milli hükümet formülünde uygulanabileceğini anlatacağız. Öncelikli görevimiz bu eğitim yılında 1. 5. ve 9. sınıflarda okutulmaya başlanan Atatürk'ün müfredatın geri çekilmesini sağlamak üzere kamuoyu oluşturmaktır. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutladık. Bugün görevimizin başındayız. Atatürk Cumhuriyeti'ne bağlı, milli ve bilimsel eğitimin değerini bilen bütün vatandaşlarımıza ve kitle örgütlerine Atatürksüz müfredatı geri çektirmek ve milli bilimsel eğitim sistemini anlatmak üzere halk içinde birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Saygılarımla.